Aslında bir olay yok. Yani karşımızda kriminal bir olay, bir soruşturmaya veya davaya konu olabilecek bir mesele yok. Maalesef Türkiye şartlarında, Türkiye hukuk skandallarla dolu hukuk tarihine geçmiş yeni bir mesele var. O da nedir? Yani Karçık ailesi yıllardan beri bilinen, aslında birçok haksızlığa uğramış, cemaatinden tutun da diğer tüm grupların, devletin içerisinde bulunmuş tüm grupların bir şekilde zulmüne uğramış, hukuki olarak zararlar görmüş, hukuk zulmü görmüş bir aile. Böyle bir aile olduğu için de aslında tabiri caizse mimlenmiş bir aile. Bu nedenle düğünleri bile denetim altına alınmış. Düğün yapmadan evvel zaten polis düğüne girmiş ve düğünde bazı tespitler yapmış. Aslında sorun düğünün kendisinde başlıyor. Düğünde damat olan kişi yani Mesut Karçık, politik eski bir tutsak, aynı zamanda siyasi bir dava kapsamında yargılanmış, cemaat yargısının tutuklayıp yargıladığı ve daha sonra da AKP yargısının da yargıta aşamasına kadar götürdüğü bir yargılamada mağdur edilmiş biri. Aile bireylerin birçoğu da bu şekilde mağduriyet görmüş. Bu nedenle düğün günü polis orada bulunuyor. Biz bunu hem tutanaklardan anlıyoruz hem de polisin soruşturma aşamasında bize sözlü söylediği bir şey. Hatta bir polis memuru biz aslında düğüne müdahale edecektik dedi. Yani böyle korkunç bir durum var. Neredeyse binlerce kişinin katılmış olduğu, binlerce Kürt'ün katılmış olduğu bir düğün törenine tomayla, gazla müdahale edilip belki de yüzlerce kişi gözaltına alınacaktı. Korkunç bir durum yaşanacaktı. Fakat kalabalıktı, göze alamadık ve müdahale etmedik dediler. Hiçbir soruşturma izni yok, böyle bir soruşturma da olamaz. Polisin böyle bir yetkisi de yok. Yani görünen o ki polis kafasına göre Cumhuriyet Savcısı olmuş, bir izleme kararı almış, yargıç gibi, savcı gibi hareket etmiş ve yurttaşların düğünlerine gitmiş, en mutlu günlerine gidip çekimler, tespitler yapmış. Polis belli çeşitli tespitler yaptıktan sonra Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına ulaşmış. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı da ifadelerinin alınmasını istemiş. Zaten düğün bitiyor. Yani düğündeki mesele de aslında onlarca yıldır alışık olduğumuz bir şekilde soruşturmalara dahil edilse bile soruşturmalardan, mahkemelerden bildiğimiz bir mesele. Damadın gelinin omzuna atılan yöresel eşarbımız, şalımız, yöresel örtümüz, kültürümüzün bir parçası. Sarı, kırmızı, yeşil renklerden oluşan bir örtü. Ve bu örtünün her düğünde olduğu gibi gelin ve damatın üzerine atılması, halayda mendil olarak kullanılması. Diğer bir mesele ise düğünün coşkusu, katılanların çoğunun politik Kürtler olması, birçoğunun da genç olması. Beraberinde soruşturma dosyasından görüyoruz ki bazı sloganlar ortaya çıkarmış, zafer işareti yapanlar olmuş ve yine Kürtçe şarkılar, türküler söylenmiş. Yani bir düğünde, bir Kürt düğününde olabilecek her şey bu düğünde de yaşanmış. Çetrefilli bir dosya değil. Çok açık Kürtlerin düğün kültürünü, düğün yapma tarzını hedef alan bir soruşturma. Ve inanılmaz bir hukuksuzluk yaşandı. Öyle ki suçlamanın kendisi örgüt propagandası yapmak. Örgüt propagandası yapmak terörle mücadele kanununda yer alsa da aslında en basit suç türlerinden biridir. Yani tutuklama açısından yeterli bir mesele değil. Üstelik düğünden 2 gün sonra damat ve davetliler karakola ifadeye çağrılıyor. Yani kendi ayaklarıyla ifade vermek üzere gidiyorlar. İfade verdikten hemen sonra gözaltına alınıyorlar. Bir kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok, korkutacak bir tanık yok. Yani Türkiye ceza usul sistemine göre tutuklamayı gerektirecek herhangi bir koşul olmamasına rağmen, gözaltıyı gerektirecek herhangi bir koşul olmamasına rağmen gözaltına alındılar. Toplam 10 kişi Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığının önüne çıkarıldı. Kelepçeli bir şekilde ve ciddi bir baskıyla. Cumhuriyet Savcısı tehlike var diyerek, acele bir durum var diyerek soruşturmanın ağır bir süreci ihtiva ettiğini düşünerek kelepçeli bir şekilde karşısına çıkardığı 10 yurttaşın ifadesini dahi almadı. İfade dahi almayı gerektiği görmeden tamamını tutuklamaya sevk etti. Ortada özel bir nefretin ve bir baskı politikasının olduğu zaten o andan itibaren ortaya çıktı. Biz o an adil bir soruşturmanın olmayacağını, adil bir kararın çıkmayacağını anladık. Sulh ceza hakimi hiçbir soru sormadan
ezber birkaç cümleyle 10 dakikalık bir sorgu sonunda 10 yurttaşı silahlı örgüt propagandası yapmaktan tutukladı. Tüm açıklamalarımız, itirazlarımız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, defalarca Türkiye'yi mahkum eden kararlarına rağmen 10 yurttaşımız tutuklandı. Tekrar ediyorum, gerekçe Kürtçe türkülerle halay çekmek, kültüre uygun bir örtüyü gelinin damadın omzuna sermek, bununla halay çekmek ve slogan atmaktı. Sloganların içeriği ne olursa olsun, düğünde atılmış, şiddetten uzak, şiddeti çağrıştırmayan, herhangi bir olaya sebep olmayan sloganlar veya flamalar, flama olarak belirttikleri örtülerin hiçbiri bu suçu oluşturmaz. Bu yurttaşların tamamı ya beraat edecekler ya da en kötü haliyle erteleme kararı çıkabilecek bir suçtan tutuklandılar. Aylarca mağdur edilecekler onlar ve aileleri. Bugün Büyükçekmece Adliyesi'nden açık bir baskı mesajı çıktı. Halkın tamamına bir mesajdı. Esenyurt halkının tamamına bir mesajdı. Öyle ki polis tutanaklarında açıkça Karçık ailesini hedef aldığını, Karçık ailesinin geçmişini anlatarak söylüyor. Bu aile politik bir ailedir. Bu aile çok defa gözaltına alındı, çok defa tutuklandı. O yüzden bunların yaptığı düğün örgütsel faaliyettir dedi adeta ve bu şekilde tutukladı. İşin en önemli kısmı odur. Soruşturma ve tutuklama politik baskının ilk silahlarıdır. Yani bu yurttaşları tutuklayan yargıç, gözaltına alınan aldıran savcı zaten bu dosyadan bir beraat kararı çıkacağını biliyor. Anayasa Mahkemesi'ne gidilirse bir ihlal kararı çıkacağını biliyor. AİHM'in zaten defalarca kez mahkum ettiğini, bu dosyayı da mahkum edeceğini biliyor. Mesele gerçekten Kürtleri kültürel bir baskı altına almak, politik bir baskı altına almak. Artık Kürt'ün diğer bir Kürt'ün düğününe gitmesini engellemek, beraber halay çekmesini engellemek. Bunun başka bir mesajı yok. Bu o yönüyle politik bir mesajdı.